Cansın Elvacı kara e, kripto para düzenlemesinde e, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yürütüyor neredeyse sona yaklaşılmış durumunda durumda 2024 yılının e, yeni yılın ilk aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu düzenlemenin gelmesi bekleniyor. Türkiye mali eylem e, gücünün e, gri listesinde yer alıyor. İşte bu listeden çıkması için Kripto para düzenlemesi gerekiyor listeden çıkması için. Hazine ve Maliye Bakanı ve Şimşek de zaten bunu söylemişti. Bu konuda bir düzenleme yapılacağını ifade etmişti bu listeden çıkmak için. Öncelikle nasıl bir düzenleme planlanıyor? Kripto varlıklar tanımlanacak bu düzenlemede e, ve kara para aklanmasının da yine önüne geçilecek aynı düzenlemede belli e, sınırlı belli sınırı geçen e, varlıklardan da yine vergi alınması da gündemde aynı düzenlemenin içinde yer alacak. Bu da e, özetle şunu söyleyebiliriz 2024'ün ilk aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu yasanın e, gündemine gelmesini bekliyoruz ve kısa sürede de yasalaşmasını yine bekliyoruz Cansın Helvacı. Tülay Ağlı çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi kripto para piyasası çok da konuşulan hatta sadece vergi düzenlemeleriyle değil az önce de söyledim. Çok da canı yananlarla Maalesef. tanıdığımız bir piyasa olmuştu. Bir çok adli olayı da burada veriyoruz. Milyarlardan bahsediyoruz. İnsanlar paralarını kaptırmışlar. Öyle. Kime verdiklerini bile bilmedikleri evet, paralar. Aynen. Seninle çok konuştuk kripto meselesini. Orada söylediğimiz tek şey şuydu. Bir otoriteye bağlı olmayan yatırım aracına güvenmeyin. Yani arkasında bir otorite yok, bir yasal güvence yok. Ona güvenmeyin. Hep söylemiştik. İşte bizim bir arkadaş 100 lira yatırmış, 100 bin lira kazanmış söylentileriyle akşam fakir yatayım, sabah zengin kalkayım hayaliyle bu paralar yatırıldı buralara. Bak Amerika'dan açıklamalar geldi geçtiğimiz cuma günü. Diyorlar ki bu kripto paraları yasaklayalım orada da niye? Çünkü bunun arkasında bir otorite yok, bir kontrol yok, terör, uyuşturucu her türlü hı hı. melanet burada kullanılıyor. Dolayısıyla bunun bir yasal zemine oturtulması için de Türkiye uzun zamandır çalışıyor. Meclis komisyonu bununla ilgili bu aracı kurumları çağırarak onların görüşlerine de başvurdu. Geleceğin parası dijital para evet, evet. yani biz bu kağıdı mağdı bitireceğiz Hı -hı. dijital zaten şu anda da maaşımız yatınca biliyorsun dijital olarak her yere aktarıyoruz. Ama Hı -hı. kripto başka bir şey bu dijital para başka bir şey İnşallah bu gelişmeler olursa Türkiye'de de e, bu bir yasal zemine oturulursa e, iyi gelişmeler olur diye düşünüyorum. Merkez Bankası zaten bu konuda çalışıyor. Peki.